Merhaba, işte Son Haber izleyicileri. Şimdiki lezzet durağımız Adıyaman'ın vazgeçilmezi Saray Çiğ Köfte. Adıyaman merkezden sesleniyoruz bugün sizlere. Saray Çiğ Köfte'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Mehmet Alkan bulunmakta. Bakalım bize muhteşem çiğ köftesiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar Cemre Hanım. Herkese buradan iyi günler diliyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Saray Çiğ Köfte kimdir? Saray Çiğ Köfte damak tadınız, yeni lezzetiniz. Yani geçmişten gelen bir lezzet. 10 yıllık bir geçmişim var çiğ köfte sektöründe. Kısa bir zaman önce aldım, burayı devraldım. 15 dakika içerisinde yaklaşık 300 kişilik köfte yoğurma olayımız var, şansımız var. Her şey elimizden geçiyor. Elle ve organik çiğ köfte çıkarıyoruz. Ondan sonra yani ne bileyim, sabah 10.30 gece 12.30 arası sürekli 2 saatte bir köfte yoğuruyoruz. Zaten müşterimizin gözünün önünde elle yoğuruyoruz sürekli. Kaç parti çıkıyor peki günlük? Ha, günlük ortalama 15 kilodan hesaplarsak 7-8 defa köfte yoğuruyoruz, evet. Yani bir geçmişimiz olduğu için bizi bilen biliyor. Gelen zaten başka bir yere kesinlikle yönelmiyor. Ki genel anlamda 600 bin kişinin 500 bin kişisinin damak tadını bildiğimiz için nerede ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Süper. Peki burada çiğ köfteniz meşhur, evet. Evet. Turşularınız da var. Biraz da buradaki diğer lezzetlerinizden bahsetmenizi istiyorum. Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Hani reklam yapma amaçlı olmasın. Çiğ köfte ana maddesi turşudur. Yani nasıl diyeyim, kolanın nasıl ki cipse çiğ köftenin de ana malzemesi turşu ve karışık turşularımızdır. Hepsini birinci sınıf özel üretimden istiyorum. Kesinlikle hiçbir kullanım malzememde, ya yemediğim şeyi kimseye yedirmiyorum. Her şeyin ötesi bu. Biberim özel Maraş'tan ve Urfa'dan geliyor. Bir karışımım var kendime özel. 3 çeşit salçamı kullanıyorum. Yani işin kısacası bütün Türkiye'nin gelip çiğ köftemin bir tadına bakmasını istiyorum, rica ediyorum. Ve Türkiye'nin 81 iline kargo paket servisim de var. Her şeyine de kefil oluyorum yani. Biz tadına baktık, çok beğendik. Ellerinize sağlık. Şifa olsun inşallah, sağ olun. Peki bunun püf noktası nedir? Bunu izleyenlerimiz evde yapabilir mi? Aynı kıvamı tutturabilir mi? Aynı kıvamı tutturmaları çok zor. Biz sevgimizi, saygımızı, emeğimizi koyuyoruz. Yani yine dediğim gibi 10 yıllık bir geçmişim var bu işte. Artı yani her şeyin en iyisi malzeme. Kesinlikle malzeme ve kalite. Ya, özel müşterilerim olduğunda özel günlerde de sipariş alıyorum. Bir nişan, düğün tarzı şeylerde köfte de yoğuruyoruz. Yani malzememi verdiğim müşterim aynı lezzeti evde çıkarabilir. Kesinlikle. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Kalitemiz diyelim, esnaflığımız diyelim, dükkanın hijyenikliği, temizliği ve her şeyi de geçtim. Bu işi para kazanmak için yapmıyoruz. Bu diyelim. Bu lezzeti Adıyaman halkına... Evet. Tattırmak amaçlı. Kesinlikle. Yapıyorsunuz. Evet. Pekala. Burada aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Aynı anda kaç kişi, mesela alanım zaten göründüğü gibi çok kalabalık değil ama daha önceden denilmişim. 48 kişi rahat burada. Zaten ayakta sedirlerimiz ekstra koymuşum. Ayakta yer alıyor. Arka tarafta aile yerimiz var. Aile yerim 4 tane masam var. Evet. Zaten çiğ köfte sektörü olduğu için üst kat, alt kat falan gibi bir derdimiz yok. İstediğim tek şey en son gelen müşterim ve ilk başta gelen müşterime aynı eşit gözle davranabilmem ve görebilmem. Yani her şeyimin elimin altında olması için böyle bir yer tercih ettim. Harika. Peki hala bulunduğunuz sektör gıda sektörü, memnuniyet gerektiren evet, sektör. Evet, kesinlikle. Bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar neler? Yani ortalama şöyle örnek vereyim. Günlük 100 tane müşterim geliyorsa, 100 tane müşterime marul arası ikram ediyorum ki her türlü bekletme amaçlı marul arası ikram ediyorum. 100 tane müşterimden 85 tanesi çok lezzetli diyor. Geriye kalan 15 tanesi de çok lezzetli ama biraz tuzlu olursa daha iyi olur diyorum. Tuz kıvamını da zaten turşuyla her türlü gideriyorum. Evet. Böyle diyeyim. Harika. Bu da ayrı bir püf noktası. Evet, tabii kesinlikle. Ki de.
Pekala, ileriye dönük hedefleriniz neler? İleride sizleri nerelerde göreceğiz? Yani ileride ne diyeyim böyle, yani Allah herkesin işini rast getirsin, bol kazançlar versin bütün esnaf arkadaşlarıma, kardeşlerime ve abilerime. İlerideki hedefim, ilk hedefim kesinlikle il dışı, yani herhangi bir yere, elit bir memlekete, güzel bir yere bu tadın lezzetin damağını tatmam için il dışına gidip bir yerlerde dükkan açmak. Şubeleşmek. Şimdi, evet, kesinlikle şube açmak, kalabalıklaşmak falan. Sarayçi köfteyi her ile? Her ile elimden tatlama. Geldikçe her ile tabii kesinlikle tadına baksınlar, almayan yine almasın. Peki şöyle bir şey, şimdi siz bu işin ustasısınız artık, 10 yıllık bir deneyiminiz evet. var. Herkes çiğ köfte ustası olamaz, o bir evet. gerçek zaten, evet. o kıvamı yakalayamaz. Evet. Şubeleştiğinizde, franchise olarak verdiğinizde aynı tadı, aynı kıvamı kurabilecek misiniz? Kesinlikle, yani şube açıldığı takdirde ben kendim gibi birini daha bulmadan şube açmayacağım zaten. Kesinlikle. Harika. Pekala, buradan son olarak izleyicilerimize ve buraya gelecek olan misafirlerimize evet. vermek istediğiniz mesajınız nedir? Yani herkesin bir defa gelip mekanımızı, kalitemizi, lezzetimizi, A'dan Z'ye her şeyimizi ve esnaflığımızı görmelerini rica ediyorum. Herkese buradan hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı biz sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Saray Çiğ Köfte olarak başarılarınızın katlanarak devamı diliyorum Mehmet Bey. Sağ olun, rica ederim. İyi günler, size de kolay gelsin. Sağ olun. Evet, işte son haber izleyicileri, Adıyaman merkezde bulunan Saray Çiğ Köfte'nin konuyduk. Muhteşem lezzeti bir kez de olsun tatmak istiyorsanız.